Fethullah Gülen aslında şu son dönemlerde yaşayan ölüydü. Hı hı. Akıl sağlığı yok, melekeler gitmiş, bir yürüyen cenaze pozisyonu vardı. Bu pozisyonu örtmek için de örgütün bir gayreti vardı. Şimdi Cevdet Türkyolu sadece FETÖ'nün bu halini saklamak için hem örgüte gelen o para kaynakları kurumasın, o para akışı devam etsin, hem de işte sağlıklı hiçbir şey yok algısını oluşturmak için eski görüntüleri evirip çevirip tekrar kamuoyuna sunduğu, bu görüntüler üzerinden de nemalandığı ortaya çıktı. Aslında Fethullah Gülen denilen yapı çok uzunca bir süredir dediğim gibi hani hiçbir kabiliyeti kalmamış, akli dengesi tartışılır, vücut melekeleri yok denecek kadar azalmış bir kişiye, bir mahlukata dönüştü. Hı. Ama örgüt tabii bunu saklayarak o süreci sanki işliyormuş gibi yönetmek niyetine girdi. Bunu yapanlar da paranın üstüne oturmak isteyen, güce çökmek isteyen Cevdet Türkyolu ve Mustafa Özcan'dı. Şimdi o örgütün yapılanmasını da aslında ayrıntılı bir şekilde birazdan konuşacağız sizinle. Şimdi hani sorun havada kalmasın, tamam, cevabını aynen verip öyle sözü sana tamam devredeyim. Burada hani kavga yeni mi başlıyor vesaire diye bir soru sordun ya. Esasen kavga çok daha öncesinden başladı. Hı. Yani bizim o görmediğimiz süreçte aslında içten gelen bir derin çatışma örgüte yaşanıyordu. Hı. Şimdi bugün o artık görünür oldu. Biraz daha şiddeti arttı. Bundan böyle daha sert çatışmaların, daha sert dille kavgaların sürdüğü bir süreci göreceğiz. Bugün başladı diyemeyiz. Evvelden başladı ama bugün gün yüzüne çıktı diyebiliriz. Önümüzdeki saatlerde, belki günlerde örgütün çok sert tartışmalar yaşayacağı kanaatindeyim. Hatta onunla bitireyim sözümü. Cenazeyi teslim alma konusunda şu an çok ciddi çekişen Abdullah isimli Avrupa sorumlusu kişiyle Mustafa Özcan isimli kişi, Türkyolu dahil, cenazenin teslimatıyla ilgili bina önünde kavga ettiğine yönelik aldığımız bilgiler var. Şimdi Mesut Hakkı Hocam, FETÖ arkasında birçok mağdur bıraktı. Şimdi bu ölüm örgütü nasıl etkiler, nasıl değerlendirirsiniz? Böyle kısa bir değerlendirmeyle başlayalım, sonra ayrıntılara ineceğiz. Teşekkür ederim. Önce Cenab-ı Allah onu cehennemde ateşini bol yaksın. Şimdi söylüyorum, Amerika ve İsrail gelsin onu kurtarsın. Hatırlarsanız İsrail ile beraber işbirliği yaptığı nasıl ortaya çıkmıştı? Mavi Marmara olayında Türkiye haklı olduğu halde İsrail'i savunmuştu. Önce şunu tespit etmemiz gerekiyor Fulya Hanım. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin baş düşmanıydı. Yüzlerce arkadaşımızın şehadetine sebep olmuştuk. Yurt dışındaki arkadaşlarımızın, istihbarat elemanlarının deşifre olmasıyla şehit edilmesidir. 250 kişinin yaklaşık hayatını kaybettiği 15 Temmuz hain darbe girişiminin lideridir. Türk tarihindeki en büyük siyasal haindir. Bunu bir kere altını çizelim. Sistematik terör örgütü 15 Temmuz'u darbe girişiminde kamu düzenini, adliyemizi, eğitim ve öğretimizi, adalet ve yargımızı, kahraman ordumuzu, TÜBİTAK, Milli İstihbarat ve bütün uluslararası yapımızı bozmak isteyen Türk devlet kurumlarını CIA ve Mossad bağlantılı Asala, PKK ve DAEŞ ile uluslararası casusluk ve terör şebekesinin azılı lideri ölmüştür. Haşhaşiler gibi çok uzun süreli bir şekilde 40-50 sene içerisinde devlet içinde yapılanmış, devletimizin otoritesini ele geçirmeye çalışan hizmet hareketi altında cemaat ve paralel devlet yapılanmasıyla mesyanik, tıpkı İsrailli Yahudi zeyalotlar gibi İslam dinini istismar eden ve o bir şekilde Türk milletine, İslam'a zarar veren bir terör şebekesinin lideri ölmüştür. Halka ve devlete karşı isyanla 15 Temmuz'da Türk Silahlı Kuvvetleri ve kahraman Cumhurbaşkanımız ona gereken cevabı vermiştir. FETÖ kadınlarımızı da boş bırakmamış, aile bağlarımızı bozmuş ve FETÖ ablalarıyla, dostlar, öğretmenler, mütevelliler, kronik ablalar ile evlilik ve yapımızı bozan hücresel bir yapıya sahip olmuştur. 20 Ekim'de kahraman Türk ordusuna karşı Ergenekon hareketini başlatmış, pek çok şanlı komutanımızın ölümüne sebebiyet vermiştir. Türk ordusu asla onu unutamayacak bir haindir.
Evet hocam. Suçluların iadesine gelince uluslararası hukuk açısından Amerika geri vermedi. Amerika da bu suçun içerisindedir. Ve yargının bozulmasında Türkiye çok şükür Allah'a ki çok kısa sürede Sayın Cumhurbaşkanı sayesinde ve kahraman ordumuzla beraber 15 Temmuz darbe girişimini bastırmıştır. Burada Sayın Hande Fırat'a, CNN'e de teşekkür ediyoruz. Atatürk Meydanı'nda o zaman Türk milletine yardım etmiş ve Cumhurbaşkanımızın hayatta olduğu bildirilmiştir. Bu Türk medyasında verdiği büyük bir mücadeleydi. Ama şükürler olsun ki Türk ordusu çok kısa sürede yapılanmıştır. Yarın Expo'da büyük silah sergisi var. Türk milleti 6,5 milyar dolarlık silah ihracat eder duruma gelmiştir. Fırat Kalkanı ve Suriye'de PKK'yı durdurmuştur ki eğer bir şekilde başarılı olsaydı PKK içeriye girecekti, yurdumuzu işgal edecekti. Topraklarımız parçalanacaktı. Diğer taraftan yeni durum çok önemli sorduğunuz. Örgütün sürekliliği, Hande Hanım'ın söylediği gibi bu Amerikan dolarlarıyla paylaşım kavgası ve taht kavgası başlamıştır. Kendi sularında boğulacaklar. Hocam, ama yeni lider kim olacak? Evet, tam da o noktadan. Belki de en önemli soru bu. Evet, şimdi onu konuşacağız. Sayın Keser, sizinle devam edelim. Şimdi tabii liderlik için şimdi sözde liderlik için kimin adı geçiyor? Tabii bu konuşuluyor. Bu örgütün içinde farklı gruplar var değil mi? Şimdi ne olacak bunların kavgası? Kimi başa geçirmek istiyorlar? Nasıl bir yapıdan bahsediyoruz? Biraz bize o yapının, bu örgütün, terör örgütünün ayrıntılarını anlatır mısınız? Bu örgüt Fethullah Gülen tarafından yönetilirken Fethullah Gülen'in tartışılmaz bir otoritesi, sorgulanamaz talimatları ve bir örgüt yöneticisinin de ilerisinde kutsal, kendisine kutsal kimlik atfedilen bir kişiliği vardı. Dolayısıyla bugüne kadar örgütün 2 numaralı ismi, 3 numaralı ismi gibi bir sıralama, bir dışarıdan değerlendirme yapılmadı. Şimdi tabii örgüt tek yöneticiye bağlı olarak sistematik bir şekilde, düzenli bir şekilde yoluna devam ederken sağlığının bozulmasıyla birlikte, Fethullah Gülen'in sağlığının bozulmasıyla birlikte ciddi bir otorite boşluğu ortaya çıktı ve hizipler oluştu bu yapının içerisinde. Tabii çok fazla belirgin olmamakla birlikte biz İstanbul'daki, Türkiye'nin birçok yerindeki dava süreçlerini takip ederken bir taraftan da işte firari durumdaki örgüt mensuplarının sosyal medya etkileşimlerini, paylaşımlarını da takip ediyorduk. Nitekim bazılarının bir kavganın, bir çatışmanın tarafı olduğuna dair emareler daha evvelden çıkmıştı. Daha sonrasında Ebu Seleme Gülen'in açıklamalarıyla, beyanlarıyla, suçlama ve ithamlarıyla bu çatışmalar belirginlik kazandı. Birden fazla taraf var. Şimdi tabii asıl olan en güçlü taraftır. Şimdi örgütün merkezi Amerika Birleşik Devletleri'nde. Örgütün sadece kendi iç dinamikleriyle değil, dış dayanaklarıyla da, ciddi dış dayanakları ve irtibatlarıyla da bu süreci idare ettiğini biliyoruz. Dolayısıyla örgütün yeni liderinin kim olacağına karar verecek olan sadece örgütün kendi iç dinamikleri olmayacaktır diye düşünüyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nde orada örgütün Fethullah Gülen'in etrafında birinci halkayı oluşturan isimlerden bahsedilir bu konuyla ilgili analiz ve raporlarda. İşte Mustafa Özcan ve Cevdet Türkyolu birinci derecede gücün kaynağına, Fethullah Gülen'e yakın isimler. Tırnak içinde parayı ve o bürokratik gücü idare eden isimler özellikle. Yani şimdi çok büyük bir paradan bahsediyoruz değil mi? Yani hala pek çok işte ülkeye yayılmış halde işte şirketler, okullar vesaire, bunlar hala büyük bir mali güç dolar var değil mi? Milyarlarca dolardan ne kadardan bahsediyoruz? Yani büyük net bir rakam zor da milyarlarca dolar. Bir son zamanlar çok ciddi kayba uğradı. Net bir rakam vermek mümkün olmamakla birlikte örgütün faaliyetleri üzerinden bir çıkarım yaptığımızda Balkanlara, Asya'ya, Afrika'ya, dünyanın her tarafına yayılmış ve ana odağı yine yani örgüte gelir getirmek, gelir kazandırmak bu örgüt mensuplarının ana görevlerinden birisi olduğunu da peki, düşünürsek. Peki bu FETÖ'nün yeni elebaşı kim olacak? Bu 4 isimden biri mi? Yani bu isimler mi konuşuluyor? 2 tane isim
iki tane isim ön plana çıkıyor. Mustafa Özcan ve Cevdet Türkyolu Hizbi'nden, Kliğinden birisi ya da Avrupa ayağından Abdullah Aymaz ekibinden birisi. Abdullah Aymaz olarak da değerlendiriyor. Bunun dışında yine Amerika ayağında Osman Şimşek ve ismi geçen kişiler var. Fakat ben açıkçası bunların daha düşük profiller olduğunu düşünüyorum.